Deniz Duman Dijital Göçebe Okulu podcast kanalına hoş geldin. Bizi YouTube'dan takip etmeyi unutma. Milyonluk bir niş alan seçme noktasında dikkat etmeniz gereken 11 strateji serimize devam ediyoruz arkadaşlar. Hatırlarsanız bir önceki serimizde 9. stratejimize değinmiştik. Neydi bu? Tamamlayıcı ürün ya da hizmet satma potansiyeliydi. Ve bu içerikte 10. stratejimize değineceğiz arkadaşlar ve bu strateji süreklilik potansiyeli. Ne demek süreklilik potansiyeli? Şimdi bunu bir sloganla aklınızda tutmanızı tavsiye ederim. Sloganımız şu: niş alan seçerken neyin değişmeyeceğine odaklanarak bir niş alan seçin. Bakın arkadaşlar, bir pazarda konumlanma aşamasında bir niş alan seçerken, bir ürün ya da hizmet oluştururken bu ürün ya da hizmetin ya da bu niş alanın asla değişmeyeceği bir konu başlığına uygun olmasına dikkat edin. Neyin değişmeyeceğine odaklanarak bir niş alan seçin. Yani geçici trendler üzerine uzun süreli bir iş modeli kuramayacağınızın farkına varın. Dolayısıyla gelir geçer konularda değil, ömür boyu sürdürülebilir alanlarda konumlanmaya çalışın. Bu alanlara odaklanın. Örneğin dijital bir ürün satmaya karar verdiniz diyelim. Satacağınız dijital eğitimin konusu teknik içerikli bir portal üzerinden, bir teknik araç üzerinden anlatılan işte Photoshop eğitimi gibi eğitimler olmasın arkadaşlar. Çünkü bu gibi platformlar sürekli güncellenen, sürekli yenilenen platformlar. Benim mesela Google Ads alanında vermiş olduğum eğitim bu maddeye uygun olmayan bir madde. Bu bağlamda kötü bir örnek, ancak diğer birçok avantajlı yönü bu dezavantajı dengelediği için ben bu eğitimi çıkarttım. Dolayısıyla benim mesela diğer eğitimlerime bir bakın. Mesela bilimsel video ve metin yazarlığı eğitimi. Satış odaklı metin yazarlığı konusunu içeren bu eğitimimi 100 yıl önceki bilimsel reklam metni prensipleri oluşturuyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu eğitimi 100 yıl sonra da satabilirim. Bu eğitimi ben 4 yıldır satıyorum. Emin olun 14 yıl sonra da hiçbir içeriğini değiştirmeden bu eğitimi satabilirim. Çünkü teknik bir içeriğe dayanmıyor. Evrensel prensiplere dayanıyor. Ya da kilo verme danışmanlığı. Bakın, değişebilecek bir konu değil. İşte bu nedenle çok kırılgan olan ya da gelir geçici o trendlerin rüzgarına kapılıp bir anda değişebilecek, bir anda yok olup gidecek olan popüler alanlardan uzak durmanızı tavsiye ederim. Eğer ömür boyu devam edebilecek bir ürün ya da hizmet bulursanız, ki böyle ürün ya da hizmetler oldukça fazla, bu alanlarda konumlanmanız size uzun vadede ciddi bir zaman özgürlüğü sahibi olmanızı sağlayacaktır. Ve bu zaman özgürlüğüyle elde etmiş olduğunuz zaman boşluğunu hem niş alanınızda, hem ürününüzde, hem de hizmetinizde geliştirme noktasında harcayabilir ve elde etmiş olduğunuz karlılığı ciddi aşamalara taşıyabilirsiniz arkadaşlar. Bu içerikte milyonluk bir niş alan seçmeden önce dikkat etmeniz gereken 10. stratejiye odaklandık ki bu da seçmeyi düşündüğünüz alanın süreklilik potansiyelinin olup olmadığıydı. Bir sonraki içerikte milyonluk bir niş alan seçmeden önce dikkat etmemiz gereken 11. ve son stratejimize değineceğiz ve daha önceki içeriklerde de söylediğim gibi bu 11 madde üzerinden kendi nazarımda en ama en önemli olduğunu düşündüğüm konu başlığı da bu olacak. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere, şimdilik hoşça kalın.